Efendim saatler önce deprem özel yayınımızda Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a o cennetten bir köşe diye pazarlanan ama insanların hayatını cehenneme çeviren Rönesans Rezidans'ın müteahhiti kimdir, nerededir diye sormuştuk bu ekranlarda. Hatay'ın en lüks konutu olarak satışı yapılan 12 katlı 250 daireli Rönesans Rezidans yerle bir oldu. Aileler umutla yakınlarından iyi bir haber bekliyor. Ama akşam saatlerinde şok bir gelişme yaşandı. Hedefteki müteahhit yurt dışına kaçarken yakalanıp gözaltına alındı. Yavrumun astımı vardı yavrumu. Canım, canımın içi, canımın içi. Canım yanıyor, yanıyorum, yanıyorum. Ben kanser hastasıyım ama ben öleydim, çeşitim öleydim. Yandım kardeş, yandım kardeş, yandım. Cennetten bir kare diye satışa çıktı, depremle yerle bir oldu. Onlarca kişiyi hayattan kopardı. Acı Hatay'ın her yerinde. Başınızı nereye çevirirseniz gözü yaşlı insanlar görüyorsunuz. Yandım kardeş, yandım kardeş, yandım. Aylandım, kimse kalmadı artık. Dağınında yıkılık bina. Burası Rönesans Rezidans. 11 katlı 3 bloktan oluşan bu rezidansın her katında 6'şer daire bulunuyor ve tahmini nüfusunun 1200 ile 1500 arasında olduğu söyleniyor. Burası internette, sosyal medyada cennetten bir köşe diye paylaşıldı ama depremde Hatay'ın en lüks sitesi cehenneme döndü. Bu kadının da kardeşi depreme o binada yakalandı. Onlarca kişi gibi o da enkazın altında kaldı. Ablasının feryadı yürekleri yaktı. Rönesans'ta diyormuş. İlaçları var mıydı acaba yanında? İlaçları var mıydı acaba yanında? Yok yavrum, yok bir şey yok. Canım yanıyor, yanıyorum, yanıyorum. Ben kanser hastasıyım ama ben öleydim. Çeşitim öleydim. O binanın yapılmasına kimin izin verdiğini sormak için Şov Haber bugün canlı yayında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a bağlandı. Orası normal şartlarda eski bizim Mimarlar Odası Başkanımızın yapmış olduğu bir bina. Bu büyük ihtimal deprem yönetmenliğine göre yapmıştır. Ruhsatı ilçeler veriyor. Şiddetin büyüklüğünün de hesaba katılması gerektiğini söylüyorum ben. Evet, Hatay'da evet. Şimdi 2000'den fazla bina yıkılmış efendim. 2000'den fazla bina, hatalı yapılan binalar da vardı. Akşam saatlerinde şok edici bir gelişme yaşandı. Daireleri yaklaşık 3 milyon liraya satan Rönesans Rezidansı müteahhidi yurt dışına çıkmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.